Merhaba sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteni ile Kanal F ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gündeme çıkan gelişmelerini, Fethiye ve Muğla gündemini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Muğla'daki resmi bayramlaşma töreninin ardından il ve ilçe teşkilatlarının programlarına katıldı. Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Muğla'daki resmi bayramlaşma töreninin ardından ilçe teşkilatlarının programlarına katıldı. Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Muğla'daki resmi bayramlaşma töreninin ardından il ve ilçe teşkilatlarının programlarına katıldı. Muğla'da resmi bayramlaşma töreni Menteşe Öğretmen Evi bahçesinde Vali Amir Çiçek'in de katılımıyla yapıldı. Bayramlaşma törenine Muğla milletvekillerin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halil Çelik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nda bayramlaşma töreni il binasında yapıldı. Törene İl Başkanı İhsan Küreci, Milletvekilleri Hasan Özyer ve Hasan Kökten, Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal ve partilerin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan Ganalı Müslüman öğrenciler de katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı İhsan Küreci, Muğla'nın hak ettiği ama yeterince yararlanamadığı hizmetler konusunda mücadele etmeye başladıklarını söyledi. Başka bir çizgide ilerleyeceğimizin de göstergesi, biz AK Parti olarak vekillerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber Muğla'da artık yanlış ne varsa yüksek sesle söylemeye ve bunların düzeltilmesi için de elimizden geleni yapma konusunda çok kararlıyız. Bunun yanında da Muğla'nın hak ettiği ama yeterince yararlanamadığı hizmetler konusunda da elimizden gelen mücadeleyi vermeye başladık. Vekillerimle beraber daha seçimlerin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen işte hastane müjdemizi verdik. Hasan Özyer vekilimle. Teknopark müjdesini Hasan Kökten vekilimizle beraber verdik. Yani AK Parti olarak Muğla'da bu dönem gerçekten biz Muğla'mız için şaha kalkacağımız bir dönem olarak düşünüyoruz. AK Parti Milletvekili Hasan Kökten ise tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözünün Türkiye üzerinde olduğunu belirtti. Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Orta Asya'da elimizden geldiği kadar her türlü desteği vereceğimizi bütün dünya biliyor. Türkiye'nin de omurgası partimiz ve partimizin güçlü olması, teşkilatların beraber çalışması, teşkilatlarımızın halka birebir ihtiyaç sahiplerine, hizmet sahiplerine, unutulanları herkes hatırlaması bizim için çok önemli. Ankara'daki çalışmalarımız Hasan Özyer abimle çok güzel gittiğini her zaman dile getiriyoruz. Bizim için il ve ilçe teşkilatları çok önemli. Milletvekili Hasan Özyer ise mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve Muğla'ya hayırlı olmasını diledi. Ramazan Bayramı kutluyorum. Her şey gönlünüzce, gönlümüzce olsun diyorum. Ve bu Ramazan Bayramı da ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Şimdi arkadaşlar, başkanım ve milletvekili arkadaşım söyledi. Tabii bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde ne yapacağız ona bakacağız, çalışacağız. Seçimleri geçirdik. Türkiye güçlü olmak zorunda. Bugün milli gelir 10 bin dolar. İnşallah gönlümüz istiyor ki 20 bin, 30 bin dolar olsun. Çünkü işte her yerde konuşuyoruz, televizyonlarda izliyoruz. İslam alemi gerçekten bir ateş içerisinde acı çekiyor. Şöyle bir baktığımız zaman bunların kurtuluşu sadece Türkiye'nin güçlü olmasına bağlı. Yani Türkiye ne kadar güçlü olursa, zengin bir ülke, kalkınmış bir ülke olursa, o ülkeye de geleceği daha barış içerisinde ve geleceği kurtulabilir. İşte hepimiz izliyoruz, görüyoruz.
Müslümanların çektiği sıkıntıları biliyoruz, görüyoruz. Müslümanlar Müslümanlar tarafından öldürülüyor ve hiçbir yerde çözüm arayışı bile yok. Muğla Milletvekili Hasan Özyar ardından köy, cez ve ortaca teşkilatlarının bayramlaşma törenine katıldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayramlaşmaya AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti Ortaca İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı. Tabii yeni bir seçim yaptık. Seçimlerin sonucunu iyi değerlendirmek lazım. Vatandaşımız bugün AK Parti'ye bir ikaz ve uyarıda bulundu. Bunu değerlendirerek tekrar halkımızın güvenini kazanmamız lazım. Onun için şu anda son seçimden sonraki süreci izliyorsunuz hepiniz. Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu bütün konuşmalarında dile getirdiği gibi en son meclis başkanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın da o gün seçildiği gün meclis konuşmasında olduğu gibi bizler ülke ve milletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o doğrultuda hareket ediyoruz. Burada samimiyetle seçimde toplumumuz, milletimiz, halkımız bize ne verdiyse, hangi mesajı verdiyse bu mesajı iyi tam almış durumdayız ve samimiyetle, pozitif olarak, iyi niyetli olarak ülke ve millet menfaatlerini, parti ve diğer çıkarlarını tutarak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettiğimizden hiçbir endişeniz olmasın. Bayram tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren vatandaşlar Eşen Çayı'nın bir kolunun da aktığı ve Beydağları'nın kaynak suyunun da eklendiği Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Seydi Kemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu Ramazan Bayramı tatilinde bayram bereketini yaşadı. Bayram tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren vatandaşlar Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Beydağları'nın kaynak suyunun da eklendiği Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçede bunalan vatandaşlar Saklıkent Kanyonu'nun buz gibi akan suyunda serinledi. Kanyonun girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken görevliler vatandaşların kanyona rahat ulaşmaları için mücadele verdi. Kanyonun girişinde akıntının fazla olduğu yere konulan halat yardımıyla karşıya geçen vatandaşlar büyük heyecan yaşadılar. Kanyondaki kayalıklar arasına gezen vatandaşlar su birikintilerinin taşıdığı çamurları da yüzlerine ve vücutlarını sürerek eğlendiler. Saklıkent Kanyonu'nu Türkiye'nin farklı illerinden gezmeye gelen vatandaşlar ise ilk kez geldikleri Saklıkent'e hayran kaldıklarını anlattılar. Buz gibi mükemmel bir yer. Çok süper, çok beğendik. Harika harika. İzmir'den geldik. Herkese tavsiye ediyoruz mutlaka görmelerini. Burası çok güzel bir yer ama soğuk. Hastayken gelmeyin. Güzel ama çok soğuk. Güzel. Herkese tavsiye ederiz. Alıp mı? Biraz ısıtın alttan. Çok güzel. Çok güzel. Çok çamur da banyosu da var. Oh! Çok iyi, süper. Eğlendin mi? Eğlendim. Çok soğuk ama güzel. Gelmiştin, Almanya'dan. Almanya'dan. Çabuk ol abicim, dondum. Vallahi eğlenceli de bunlar inşallah çıkar. Hadi doğru çıkar. İnşallah. İzmir'den. Ankara'dan geldik. Evet. Nereden geldin sen? Ankara'dan. İsim soy isim? Şaban Aslan. Nasıl Saklıkent? Mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Ben mi geçeyim? Daha önce gelmiş miydin? Bu ikinci gelişim. Evet. Doymuyorum geldikçe de. Teşekkürler. Nasıl içerisi kanyon? Çok güzel. Soğuk mu? Soğuk. Dışarıda 45 derece bekliyor. Bura daha güzel. Nereden geldin? Gaziantep. Evet. Nasıl Saklıkent? 10 numara 5 yıldızlı. Efsane. Vay be. Nereden geldiniz? Antalya. Nasıl Fethiye Saklıkent? Çok güzel, harika. Evet. Şahane, kaç cennet gibi. Şu anda? Yaklaşık bir kaç derece? Bilmiyorum, sıfıra yakın. Sıfıra yakın yani, eksinin altında. İyi eğlendiniz mi? Çok, mükemmel. Evet. Efendim? Ne taşıyorsunuz? Vallahi çanta, herkes bana verdi, emanetler var. Bütün gözlükler, cüzdanlar, her şey burada. Evet, ben de böyle. İndiniz mi? Çok güzel. Çok mutlu olduk. Çok güzel eğlendik. Çoluk çocuk, bütün aile. Merhaba. Gözde Çelebi ben. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik. Nasıl Saklıkent? Güzel. Bayram değişik. Herkesin bayramı kutlu olsun.
Herkese eğlensin. Hem de bayramını kutlasın. Kanyona içip safari turlarıyla gelen tatilciler ise Karaçay Nehri'nden şişme botlar ile rafting yaptı. Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Fethiye'yi tercih eden tatilciler Saklıkent Kanyonu'na akın ederken kanyona bayramın ilk iki gününde yaklaşık 10 bin tatilcinin giriş yaptığı kaydedildi. Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Fethiye'yi tercih eden tatilciler Saklıkent Kanyonu'na akın ederken kanyonu bayramın ilk iki gününde yaklaşık 10 bin tatilcinin giriş yaptığı kaydedildi. Kanyona giriş yapmadan Saklıkent çevresini gezmeye gelenlerin sayısının ise iki günde yaklaşık 25 bin kişiyi bulduğu öğrenildi. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanından bayram tatili için Fethiye'ye gelen tatilciler sıcak havadan bunalınca Seydikemer ilçesindeki doğa harikası Saklıkent'e koştu. Vatandaşların adeta akın ettiği Saklıkent kanyonu en yoğun günlerini yaşarken kanyon girişinde gişeden bilet almak için sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdular. Saklıkent'te işletmecilik yapan Nurettin Ulutaş bu bayram tatilinde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Çok yoğun. İnsanlar çok ilgi gösteriyor Saklıkent'e. Çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Evet, bir günde yaklaşık kaç kişi vardır burada? Yani şu bayramın birinci günü, ikinci günü yaklaşık kaç kişi gelmiştir tahminim? Tahminim dün birincisi gün için yaklaşık 6 bin kişi, bugün 15 bin vardır. 15 bin kişi gelmiştir. Yani bunlar ne yapıyor Saklıkent'e gelenler? Nasıl vakit geçiriyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Saklıkent'te yaklaşık 1,5-2 saat yürüyüş yapıyorlar. Saklıkent nehrinde rafting yapıyorlar. Dinleniyorlar serin suların üzerinde. Yemek yiyorlar. Akşama kadar uyuyorlar. Kanyonda neler yapıyorlar? Kanyon kaç kilometre? Kanyonun uzunluğu 18 kilometre. Yaklaşık 3-4 kilometre yürüyüş yapıyorlar. Sonra geri geliyorlar. Dinlenmeye bırakıyorlar kendilerini. Evet. Bu bayram biz yüzümüz güldü, bereketli oldu diyebilir miyiz efendim? Çok mutluyuz, çok kalabalık, herkes iyi kazandı. Saklıkent Kanyon İşletme Müdürü Seydikemer Belediyesi görevlisi İbrahim Kara Ömeroğlu ise bu bayram tatilinde çok daha büyük ilgi olduğu ifadelerini kullandı. Efendim, iki günde Saklıkent'e giriş çıkış ne kadardı? Bu yoğunluğu bugüne kadar yaşadınız? Valla geçen yıllarda yaşanmıştı ama bu iki günden beri çok yoğun. Dün 4000 kusur, 5000 yakın ziyaretçimiz vardı. Şu anda da 5000 yakın ziyaretçimiz var. Daha evet. Saat kaç 3 falan. Bu şu yaklaşık an... ne olur? Vallahi tamam. Bayram boyunca 3 gün. Ya 3 gün biraz yarın biraz daha şey olur diyorlar. Daha biraz daha düşebilir diyorlar. Yani diğer günlerin geçen yıllar yaşayan tecrübeler göre öyle diyorlar. Yani ben daha yeniyim burada bu yıl başladım da. Öyle söylüyorlar. Yani 3 günde 20 bin olur mu? Yani 15 bin. 15 bin canım. Yani şimdi tahminimiz o. Yani bilemeyiz. Giriş çıkış ücretleri nedir? Küçük öğrenci 3 lira. Tam 6 lira. Evet. Saklıkent Kanyonu'nun bu kadar talep görmesinin nedeni nedir? Ya, doğa harikası bir. Yani 18 kilometre uzunluğu var. Dar bir kanyon. Yani onun için herkes tercih ediyor. Nerelerden geliyorlar en çok? Yani vallahi şimdi tam ben bilmiyorum. Genellikle 34 gelir. Türkiye'nin her yerinden var aşağı yukarı. Ama genellikle 34 plakalı arabalar gelir. Avrupalı köyler. Evet, evet. Avrupa, yabancılar var. Kolay gelsin. Sağ ol. Bayram mesajınız nedir? Herkesin bayramı kutlu olsun. Mevsim yaz olunca konserlerin tadı da bir başka oluyor. Bodrum'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü konser veren Volkan Konak binlerce kişiyi coşturdu. Tarihi Antik Tiyatro'da konser veren Volkan Konak, hayranlarına Ramazan Bayramı'nın birinci günü unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2000 kişinin izlediği konserde Konak, eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirdi.
Seyircilerle diyalog halinde geçen konserde konağı dinlemeye gelen izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşarken zaman zaman da kahkahaya boğuldu. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, siz de rahatınıza bakın. Bak, kutsal bir mekanda oturuyorsun. Onun altında bir yatır var. Siz nur içinde yapmayın ama orada bir nur içinde yatan biri var. Öyle hissediyorum, bilmiyorum. Kendinizi çek, aynen. Kendinizi çekseniz Allah aşkına. Çok komik değil. Çok güzel bir yerde oturuyorsun abi, tamamdır ya. Yurt dışından izledim haberleri. Bizimkileri de direklere bir şey çakmışlar. Olmaz tabii, tarihi sütunlara o kadar yüklenme olmaz yani. Ünlü sanatçının yaptığı esprilerle gülen vatandaşlar, Mimoza Çiçeği, Yarim Yarim, Dostum Dost gibi parçalarda ise duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından izleyiciler ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı. Başların günah boksa kabulüm bu akşam. Kirbitlerin ihanetten dökülse kabulüm. Ellerinden ve tırnaklarından yabancı ellerin soğukluğu süzülse... Bu akşam Bodrum Kalesi'nde bekleyelim beni ulan! Bu akşam bekleyelim Mersin'e bu akşam! Çal orkestrala! Sevdan ile düştüm ya. Ramazan bayramı nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden araçlarıyla Muğla'ya tatile gelen vatandaşlara bayramın birinci günü Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram şekeri ve kolonya ikram edildi. Türkiye'nin birçok ilinden araçlarıyla Muğla'ya tatile gelen vatandaşlara Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram şekeri ve kolonya ikram edildi. İyi bayramlar. Yolunuz açık olsun, hayırlı bayramlar diliyoruz. Emniyet müdürlüğü olarak bayramımızı tebrik ediyoruz bütün yolcularımızla birlikte. Bütün trafik kuralları hayati emniyete haiz. Kontrolü kullanıyorum. Bu bayramı bayram gibi inşallah. Emniyet müdürlüğü bizim ilk ikram olacak size lütfen. Karayolu üzerinde seyir halinde olan bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum. Emniyet Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak aldığımız ek tedbir ve düzenlemelerle bu bayramın şeker tadında geçmesini istiyoruz. Bu amaçla ek görevlendirmelerimiz de dahil olmak üzere radar uygulamalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızı bilgilendirme yönündeki çalışmalarımız da devam edecek. Bildiğiniz gibi ilimiz Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarının başında gelmektedir. Bundan dolayı da bu bayram sebebiyle özellikle Bodrum istikametinde bir trafik hareketliliği gözlemliyoruz. Ancak belirttiğim üzere almış olduğumuz tedbirler sayesinde şu ana kadar önemli bir kazamız da meydana gelmedi. İnşallah bu bayramı kazasız belasız bayram tadında atlatırız. Dalyan'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak sırtından yaralanan Ekrem de hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre dün gece Ortaca'nın Dalyan mahallesinde aynı otelde çalışan iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu 17 yaşındaki Yunus C. yine 17 yaşındaki Ekrem D.'yi sırtından bıçaklamıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekrem D. yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Ekrem D.'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Fethiye'ye tatile gelen yerli turistler güneş ve denizin yanı sıra Ölüdeniz'de yamaç barışlı keyfi de yaşadılar. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Fethiye ilçesine tatile gelen yerli turistler güneş ve denizin yanı sıra Ölüdeniz'de yamaç barışlı keyfi de yaşadılar. Ölüdeniz Pilot Kooperatifine bağlı yamaç paraşütü pilotları bayramı gökyüzünde müşterilerini uçurarak kutladılar.
4 günlük bayram tatili boyunca her bir pilot günde 5 uçuş yapmak üzere 20 uçuş gerçekleştirirken bayram boyunca Babadağ ile Öldeniz Belcekız plajı arasında hem karadan hem havadan adeta mekik dokudular. Günü çalışıyoruz. Çok güzel yoğunluk devam ediyor bayram dolayısıyla. Günde 5 uçuş hakkımız var hocam. Günde 5 uçuş hakkımızı dolduruyoruz ve halen yoğun. Talep nasıl bugün? Talep bayağı bir yoğun. Yoğunluk dolayısıyla sadece yabancılar mı? Yok, Türkler genellikle turistlerimiz de çok geliyor. Bayram dolayısıyla bayağı bir yoğun geçiyor şu an. Allah, bu sezon biraz daha iyiyiz. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyoruz. Bayram güzel geçsin bizim için de. İyi geçer inşallah, kazasız belasız. Güzel. Tüm izleyenlerin bayramını şimdi kutlarız. Güzel bir uçuş oldu. Rüzgar evet. Güzeldi. 2500 metreye kadar tırmanabildik termikle. Yolcum çok rahattı. Havada hiç panik yanmadı. Güzel bir uçuş oldu. Ramazan bayramı tatili için Güney Ege'nin Gözde Turizm merkezlerine gelerek otellerine yerleşen yerli turistler bayramın ilk gününde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın etti. Ramazan bayramı tatili için Güney Ege'nin Gözde Turizm merkezlerine gelerek otellerine yerleşen yerli turistler bayramın ilk gününde hava sıcaklıklarının 39 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın etti. Yabancı turistlerin de çok sayıda bulunduğu sahillerde yerli turistlerin katılmasıyla yoğunluk yaşanmaya başlandı. Ben esnaf olarak bayram bereketiyle geldiğini düşünüyorum. Çünkü biraz da olsa doluluk yaşıyoruz. Çünkü bundan evveliyatı sizler de biliyorsunuz turizm kan ağlıyorduk. Bayağı bir boştu. Ama bayramdan sonra umudum, bayramdan sonra bu doluluğun devam etmesini. Marmaris Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken sık sık denize girerek serinledi. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü tatil beldesinde indirimlerden faydalanan vatandaşlar gün boyu jet ski, banana ve paraşüt gibi su sporlarında heyecanını yaşadı. Çok güzel bir duygu. Şu anda bir Ankara'dan geliyoruz. Burada olmaktan çok güzel bir mutluluk yaşıyoruz. Valla güzel geçiyor. Bayramın ilk günü Kutay'dan geliyoruz biz Marmaris'e. Yani iyi, hoş, güneşli, sıcak, deniz. Güzel yani. Merhaba efendim. Ben de Kütahya'dan geliyorum. Yıllar önce gelmiştim Marmaris'e balayında. O günden bu yana çok değişmiş, çok güzel. Ailece geldik buraya. Şu ana kadar memnun kaldık. Deniz, havası çok güzel yani. Geçen sene Antalya'ya gitmiştik. Orada nefes alamamıştık ama burası çok hoşuma gitti. Kameralarımızı yine Bodrum'a çeviriyoruz. Bodrum'da tezgahlarda satılan süngere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Süngeri ilk kez gören turistler meraklı gözlerle tezgahlardaki süngerleri inceledi. Doğal banyo lifi olarak kullanılan ve uzun yıllar kullanılabilen süngerlerden satın aldılar. Bodrum Kale Caddesi'ndeki tezgahında sünger satan İbrahim Totoz, süngerciliğin Bodrum'un en eski mesleği olduğunu ve kendisinin de bu mesleği devam ettirdiğini belirterek şunları söyledi. Süngercilik bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi Bodrum'un eski mesleği. Biz de devam ettirenlerden bir tanesiyiz. Banyo lifi olarak kullanılır. En sağlıklı banyo lifidir. İşte içinde bakteri tutmaması, uzun ömürlü olması, yıllarca kullanılmasından dolayı şu anda dünyadaki en kaliteli banyo lifi olarak geçer ve bu dünyada en kalitesi Bodrum'da çıkar. İşte biz de işleyip Bodrum'daki standımızda turistlere, yerli ve yabancı turistlere satışını yapıyoruz. İlgi nasıl peki süngere? Yani dünyanın her tarafında doğal ürünlere ilgi fazla olduğu için ve son yıllarda hani doğal ürünler az kaldığı için ilgi gayet güzel. Gayet memnunuz yani. Efendim, kısa bir aranın hemen ardından spor bülteniyle tekrar birlikte olacağız.
spor bülteniyle Kanal F ekranlarında tekrar birlikteyiz. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor'da bayram izni pazar günü bitiyor. Lacivert Beyazlılar Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde lig hazırlıklarını bayramın 3. günü kaldığı yerden Ölüdeniz tesislerinde sürdürecek. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor'da bayram izni pazar günü bitiyor. Lacivert Beyazlılar Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde lig hazırlıklarını bayramın 3. günü kaldığı yerden Ölüdeniz tesislerinde sürdürecek. Bu arada Fethiyespor Transfer Komitesi üyeleri stoper için rotayı Bolspor'da top koşturan eski Akhisarsporlu Serkan Yalçın'a çevirdi. Fethiyespor Başkanı Okan Uysal ve Transfer Komitesi üyeleri Serkan Yalçın ile yaptıkları görüşmeden olumlu cevap alırken bu futbolcunun pazartesi günü Fethiye'ye gelerek detaylar konusunda yöneticilerle görüşme yapacağı öğrenildi. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için www.kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.